Bu denklemleri çözene $1 milyon ödül veriliyor. Ben bir matematik dahisiyim diyorsanız zengin olabilirsiniz. Nasıl mı? Millennium problemleri adı verilen sorular kümesi bilim tarihi açısından önemli bir yere sahip. Öyle ki bu soru kümelerinden herhangi birisini çözene $1 milyon ödüller vaat ediliyor. P eşittir MP. 2000 yılında matematik konusunda dünyanın önde gelen kurumlarından olan Clay Matematik Enstitüsü, 7 sorudan oluşan Millennium problemlerinden bazılarını yayınladı. Öyle 7 soru hazırladılar ki, matematik biliminin tarihinden bu yana bu soruları henüz çözen olmadı. Bu sorulardan bir tanesi de P eşittir NP denklemi. Aslında bu denklem, bilgisayar biliminin en temel problemlerinden bir tanesi. Ünlü matematikçi Donald Knuth tarafından ortaya atılan bu problemi şu ana kadar çözen olmadı. Burada P harfi polynomial, NP harfleri ise non-deterministic polynomial ifadelerini temsil ediyor. Türkçe olarak ifade edecek olursak, matematikteki polinom ve belirleyici olmayan polinom olarak adlandırabiliriz. Eğer ben bu denklemi çözebilirim diyorsanız, videonun açıklama kısmında verdiğimiz linkten başvuru yapabilirsiniz. Navier-Stokes denklemleri. Matematiğin en zor konularından birisi olan diferansiyel denklemlere hakimseniz zengin olabilirsiniz. Navier-Stokes denklemleri, sıvılar ve gazlar gibi akışkan maddelerin hareketlerini tanımlayan bir dizi diferansiyel denklemi ifade ediyor. Adını ise problemi ortaya atan iki matematikçiden almış. Bu problemi çözene tam tamına $1 milyon ödül vaat ediliyor. Denklemler akışkan içerisindeki birim kütleye etki eden momentum değişimlerinin, basınç değişimleri ve sürtünme kayıplarının neden olan sürtünme kuvvetlerin toplamına eşit olduğunun doğruluğunu vurgular. Bu açıklama bile kafanızı karıştırdı değil mi? Ben bu açıklamayı anladım, bu denklemi de çözerim diyorsanız yazlık ve araba alabilirsiniz ve en pahalı tatillere çıkabilirsiniz. Başvuru için videonun açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Young-Mills teorisi. 2000'li yılların başında milenyum modası hakimdi ve herkes bir milenyumdur tutturmuş gidiyordu. Hatta hatırlayanlar bilirler. O dönemlerde dijital kıyamet olacak, tüm bilgisayarlar sıfırlanacak, hiçbir elektronik cihaz çalışmayacak söylentiler dolaşıyordu. Ancak tabii ki hiçbir şey olmadı. Bugünlerde ise insanlarda bir kuantum merakı var. Hemen şunu hatırlatalım. Kuantuma giriş kitabı tuğla kalınlığında ve bugün önde gelen bilim adamları bile bu bilime tam olarak hakim değil. Ancak bir anda yüzlerce kuantum şifacılarının çıkması da ayrı bir komedi tabii ki. Yaklaşık 50 yıl önce ünlü matematikçiler Young ve Mills, geometride de bulunan yapıları kullanarak basit parçacıkları tanımlamak için yeni bir iskelet mantığı geliştirdiler. Young-Mills kuantum teorisi şu anda birçok basit parçacık teorilerinin temelini oluşturuyor. Hatta günümüzde birçok kuantum teknolojilerinin de gelişmesini sağlamış. Ancak Young ve Mills'in ortaya attığı problemin hala eksik yanları bulunuyor. Ne dersiniz? İyi bir matematik dahisi olarak siz bu eksik yanları tamamlayabilir misiniz? Evet, ben yaparım diyorsanız açıklama linki videonun açıklama sayfasında. Riemann hipotezi. 150 yıldan bu yana çözülemeyen problem olduğunu biliyor muydunuz? İşte Riemann hipotezi bunlardan bir tanesi. Riemann zeta fonksiyonu olarak da bilinen bu problem, kuantum mekaniği ve sayı teorilerinin en köklü sorularından birisi. Birçok ünlü matematikçi bu problemin çözümü için hala uğraşıyor. Ayrıca bu matematikçiler problemin çözümüne verilecek olan para ödülünü önemsemiyorlar. Çünkü bu problemi çözen kişi aynı zamanda bilimsel tarihe adını altın harflerle yazdırmış olacak. Meşhur olmak istiyorum. Ben bu problemi çözerim. Ne var bunda diyorsanız açıklama kısmındaki başvuru linkini ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Bridge ve Swinnerton-Dyer varsayımları. X kare ve y kare eşittir z kare. Bu denklem çözülmüş gibi duruyor değil mi? Aslında öyle değil. Bridge ve Swinnerton-Dyer denklemi olarak ifade edilen ve tam sayılarla tam bir çözüme ulaşılabilen bu denklemin aslında gerçek çözümü hala bulunamadı. Mühendislik bölümü okuyanların adeta kabusu haline gelen zeta fonksiyonları ve diferansiyel denklemlerle ilgili olan bu varsayımlar eğer çözülürse aslında matematiğin sanal sonuçlarla işlediği ortaya çıkacak. Yani matematik aslında somut bir kavram olmaktan çıkacak. Asal sayıların gizemi.
kendinden ve bir sayısından başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayıların asal sayı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta matematiği en kötü olan vasat bir insan bile bu konuyu yüzeysel de olsa mutlaka bilir. Ama asal sayıların aslında hala çözülememiş gizemli tarafları olduğunu biliyor muydunuz? 2 adet 256 rakamlı asal sayının çarpımını bulmak neredeyse dünyanın en zor işlerinden birisidir. Bu yüzden büyük şirketlerin ve bankaların güvenlik şifreleri bu asal sayıların sonuçları esas alınarak oluşturulur. Asal sayıların aslında tüm sayıların temeli olduğunu biliyor muydunuz? Yani her asal sayı mutlaka kendi içerisinde bir sayı kümesi oluşturabiliyor. İnsanlık bugün gen biliminde oldukça ileri seviyede. Ancak bir asal sayıdan hemen sonraki asal sayıyı bulacak bir formül bulunamıyor. Yani asal sayılarda herhangi bir düzen bulunamıyor. Ne kadar ilginç değil mi? Asal sayılarla ilgili çok ilginç bir olay 1990'lı yılların sonunda Meksika'nın Cuernavaca kendinde yaşandı. Üstelik olayın kahramanlarının hiçbirisine matematik bilgisi yoktu. Otobüs durağında çalışan bir grup otobüs şoförü herhangi bir zaman planına uymayan otobüs saatlerine bir çözüm bulabilmek adına basit bir yöntem uygulamaya karar verdi. Her otobüs şoförü kalkış saatini kendisinden önce hareket eden şoförün saatine göre ayarlayacaktı. Böyle de yaptılar. Otobüslerin duraklardaki kalkış saatleri ölçüldüğünde bu saatlerin aslında asal sayılar ve uranyum atomunun enerji seviyelerinin dağılımı gibi olduğu ortaya çıktı. Yani ilkokul mezunu bile olmayan otobüs şoförleri bilmeden fizik ve matematik yapmış oldular. Pi sayısının sonu bulundu mu? Dünyanın en gizemli sayısı. Daha ne olduğunu bile bilmiyoruz. Gizemini nereden bilelim diyorsanız size hemen pi sayısının ne olduğunu anlatalım. Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölünmesiyle bulunan sayıdır. Matematiğin temelini teşkil eden bir sayıdır. İşin ilginç olanı bir dairenin aslında sonsuz kenara sahip olan çokgen olmasıdır. Bunun anlamı ise dairenin kenar sayısının sonsuza kadar gitmesidir. Bugüne kadar da aslında pi sayısı olan bu kavramın sonunu bulabilen olmadı. İşte pi sayısının gizemi de burada başlıyor. 3,14 olarak ifade edilen bu sayının virgülden sonraki sonu hala bulunamadı. Tarihte bugün bile hala ayakta kalabilen birçok muazzam yapının inşasında pi sayısından yararlanıldı. Google firmasında çalışan Emma Haruka Aiwo adlı Amerikalı pi sayısının virgülden sonraki basamak sayısını 31 trilyon olarak hesaplayarak tarihe adını yazdırdı. Bugün bu rekoru geçebilen başka hiç kimse yok. 42 sayısının gizemi. Her şeyin cevabı aslında 42 sayısı olabilir mi? 42 sayısı ile ilgili Douglas Adams'ın Otostopçunun Galaksi Rehberi adlı kitabında çok ilginç bir hikaye anlatılır. Hikayeye göre milyonlarca yıl önce yaşamış üstün ve zeki bir ırktan bahsedilir. Bu ırk içlerinden en zeki iki kişiyi hayatı, evreni ve her şeyi hesaplayabilen bir bilgisayar yapmakla görevlendirir. Sonunda seçilmiş bu iki kişi derin düşünce adı verilen süper bir bilgisayar yaparlar. Bilgisayarı tamamladıklarında ise süper bilgisayara hayatın ve evrenin gizemini sorarlar. Bilgisayar ise bu soruya 7,5 milyon yıl sonra cevap vereceğini söyler. Aradan geçen zamanda birçok nesil gelip geçer ve bir önceki nesil bir sonraki nesle bilgisayarın verecek bir cevabının olduğunu hatırlatır. Sonunda beklenen an gelmiştir. Büyük bir törenle milyonlarca kişi bilgisayar başında toplanır. Bilgisayar ise cevap olarak yalnızca 42 sayısını verir. Aslında hayali bir olayı anlatan bu hikayede ilginç olan tek şey 42 sayısıdır. Çünkü evrenin her yerinde bu sayıya sıklıkla rastlanılmaktadır. Peki bu sayıyı bu kadar gizemli yapan ne? Bazı bilim adamları aslında bu sayının tamamen modern bir mit olduğunu söylüyorlar. Ancak birçok bilimsel formül ve buluşta bilim insanlarının karşısına hep bu sayı çıkıyor. Mesela kütle çekim kuvveti ve elektriksel itim kuvveti arasındaki oran 42'dir. Evren sürekli olarak 42 ve katları şeklinde genişlemektedir. Pi sayısının 242.422 basamağından sonraki 8 sayı 42, 42, 42, 42 şeklinde devam eder. Hücredeki protein sayısı 42'dir. 42 sayısının birler ve sıfırlardan oluşan sistemdeki karşılığı 10, 10, 10'dır. Bu da bilgisayarın icadını beraberinde getirmiştir. Google arama motoruna evrenin sırrı nedir yazıldığında cevap olarak 42 sayısı çıkmaktadır. 42 sayısı ile ilgili daha birçok tesadüf
olamayacak kadar gerçek olaylar karşımıza çıkmaktadır. Kim bilir, belki de bu sayının gizemi çözüldüğünde aslında dünyanın ve evrende gizemi çözülecektir. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.